Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine karşınızdayım yine soru çözümleri videosuyla karşınızdayım daha önceki videomda size soru çözme teknikleri teoktaki soruları çözmek için ne gibi teknikler kullanacağınızı anlatacağım bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Hiç merak etmeyin, o videomuz da hazır arkadaşlar. Ancak araya almak istemedim. Önce bir soru çözümlerini halledelim. Biliyorsunuz vaktimiz daraldı. Bugün birlikte sizlerle paragrafların üzerine daha çok yoğunlaşacağız. Biliyorsunuz Teok'ta paragraf soruları da var ve bu paragraf sorularının nasıl çözüleceğinin detayını ben daha sonraki videomda gireceğim. O yüzden de bugün sizlerle birlikte biraz paragraf soruları da çözmek istedim. Hatta bu soruları genelde görselsiz hazırlama taraftarı oldum ben bugün. Sebebi de şu arkadaşlar e, eski yıllardaki olduğu yıllarda olduğu gibi görsele artık çok fazla ağırlık vermiyorlar. Daha doğrusu e, daha önceki teoklarda görseller çok önemli bir ipucuydu. Ancak artık o ipucunu e, kaldırmış durumdalar. Dilerseniz başlayalım bu kısa bilgiden sonra. Bir paragrafımız var arkadaşlar Mr. Yener ile ilgili. Mr. Yener is a famous chef. He works in a big restaurant. He makes very delicious meat and vegetable dishes. Everybody is fond of his meals. He works 10 hours a day. He loves his job. He is married and has two sons. Evet burada Mr. Yener, Bay Yener isimli bir neyimiz var arkadaşlar? Şefimiz var. Bakın önemli şeyleri yuvarlak içine alacağım. Çalıştığı yerden bahsediyor. Ondan sonra lezzetli et ve sebze yemekleri yaptığından söz ediyor ve herkesin onun yemeklerine düşkün olduğunu söylüyor. Ve çalışma süresinden bahsediyor. Günde 10 saat çalışıyormuş. İşini seven bir kişiymiş. Evli ve iki tane erkek evlada sahipmiş arkadaşlar ve ilk sorumuz geliyor Which one is true about the text? Paragraf hakkında hangisi doğrudur? Yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur sorusu bu arkadaşlar. Bakalım. He is a waiter in a big restaurant. Dikkat edelim arkadaşlar böyle sorulara. Sanki doğru şıkmış gibi geliyor. Doğruymuş gibi geliyor ama şurada bir ayrıntı var. Arkadaşlar bizim adamımız waiter yani garson değil, şeftir. İkisi arasında fark vardır tabii ki de. He is not single. Burada single kelimesini bilmezseniz şıkkı çözmeniz mümkün değil. Single tek anlamına da gelir, bekar anlamı da vardır arkadaşlar. Bekar değildir diyor. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten de bekar değil yani. Şefimiz evli, married demiştik. Ama yine de diğer şıklara bakalım. He is looking for another job. O başka bir iş arıyor diyor. Arkadaşlar Burada işini sevdiğinden bahsediyordu. O yüzden bu da olmaz. He can't cook well. O iyi yemek pişiremez. Hayır, aksine onun çok lezzetli et ve sebze yemekleri pişirdiğini söyleyen bir cümlemiz var. O yüzden de doğru cevabımız nedir arkadaşlar? He is not single. Devam ediyorum. According to the passage. Pasaja göre yani paragrafa göre nobody knows him. Nobody hiç kimse demek. Onu hiç kimse tanımaz. Böyle miydi? Hayır, aksine famous yani ünlü biriydi. Only a few people know him. Sadece birkaç insan onu tanır. Hayır, meşhur birisi. A lot of people know him. A lot of çok fazla insan onu tanır. Only his family knows him. Onu sadece ailesi tanır, ailesi bilir. Tabii ki de arkadaşlar doğru şıkkımız Ceyhan. Öyle değil mi? Evet, devam edelim isterseniz arkadaşlar. Kısa bir sorumuz var. Ve basit bir sorumuz var. TEOK'ta bu tarz sorular da e, karşımıza çıkabiliyor. Yani banko sorular da karşımıza çıkabiliyor. Bakalım Nick loves reading. Nick okumayı sever. He thinks it's bla bla bla. Şimdi okumayı seven bir Nick var karşımızda. Cümlenin hangisiyle tamamlanması uygun olmaz. Arkadaşlar burada bir anlam sorusuyla karşı karşıyayız. Yani buraya uygun olmayan kelimeyi bulmamız gerekiyor. Terrific ne demekti? Harika demekti. Fun, eğlenceli, funny şeklinde de kullanılabiliyor. Unbearable, dayanılmaz, tahammülü zor, katlanılmaz. Good, iyi. Bakın arkadaşlar şu sembolleri bile yaptığım zaman doğru cevabın çıktığını görüyoruz. Onun dayanılmaz olduğunu düşünen bir insan yani kitap okumanın dayanılmaz olduğunu düşünen bir insan buraya loves şeklinde kullanmaz. Öyle değil mi? Seviyor denmez. Devam edelim. Bu arada bu 6. ünitenin konusuydu. Devam edelim. Communication ünitesinden gelen bir sorumuz var karşımızda arkadaşlar. Jane ve Tom konuşuyor. What do you like doing with your friends? Arkadaşlarına ne yapmaktan? Hoşlanırsın. Oldukça do'su bol olan bir soru. O yüzden kafa karıştırabiliyor bazen. Şurada gördüğünüz do present simple tense soru soran do yardımcı fiil do. Buradaki do ise yapmak anlamına gelen do'dur arkadaşlar. Evet, ne yapmaktan hoşlanırsın ama arkadaşlarınla ne yapmaktan hoşlanırsın? Dendikten sonra Tom'un verdiği cevap üzerine really gerçekten mi? Are you interested in technological tools? Why don't you prefer e-shopping diye bir Teklifte de bulunuyor, daha doğrusu bir öneride de bulunuyor Jane. Şimdi gerçekten mi dedikten sonra interestedin arkadaşlar ilgili olmak demektir. Teknolojik zaten belli teknolojik demek de işte burada işin anahtarı tools kelimesinde. Toolsun diğer bir anlamı devicedır, device'ı da bilmemiz gerekiyor aslında alet demektir. Teknolojik aletlere ilgili misin diyor ve sonrasında da neden e, online alışverişi tercih etmiyorsun diye soruyor. O zaman teknolojiyle ilgili bir cümle kurmuştur değil mi Tom? Bu kadar teknolojiden bahsediliyorsa, online alışverişten bahsediliyorsa. Bakalım. I like playing board games. Arkadaşlar çok alakasız bir şık değil mi? Direkt atıyoruz. Ben tahta oyunları oynamaktan hoşlanırım. I like going to music stores. Ben müzik dükkanlarına e, gitmekten hoşlanırım. Bu da olmaz. Çünkü teknolojiyle alakası yok. Şimdi burada iki çeldirici var. Daha doğrusu biri doğru biri yanlış da. Bakın arkadaşlar burada technological tools deyince siz otomatikman teknolojiyle olan şıklara odaklanıyorsunuz. Bunları direkt kafadan at gönderiyorsunuz zaten. Ancak dikkat etmemiz gerekiyor. Anlam şimdi işin içine girecek. I like going to technology, technology stores. Ben teknoloji mağazalarına gitmekten hoşlanırım. Bir diğeri ise ben teknoloji filmleri izlemekten hoşlanırım. Evet, şimdi bunu söyleyen bir insan. Bu her ikisi de bir hobi değil mi? Arkadaşlar yapılmaktan hoşlanılan bir şey. Ancak bunun arkasından teknoloji filmleri izleyen bir kişiye "Aa, teknoloji aletleriyle mi ilgilisin? Niçin online alışverişi tercih etmiyorsun?" demeyiz öyle değil mi? Film izleyen birine daha çok mağazasına giden birisine "Online alışverişi niye tercih etmiyorsun?" diye öneride bulunabiliriz. Evet. Güzel bir soruydu bence. Çeldiricisi de yüksek. Özellikle anlam bilmeyen, kelimeleri bilmeyen öğrencilerin direkt atlayacağı şıklardan birisi bence D şıkkı. Evet, gelelim bir paragraf gene karşımızda arkadaşlar çok uzun gibi görünüyor bu nereden çıktı falan diyorsunuz genelde sınavda karşınıza çıkınca ama arkadaşlar maalesef bu uzunlukta paragraflar teokta soruldu daha önce de soruldu ve sorulacağını da düşünüyorum ben gözünüz korkmasın böyle sorulardan size tavsiyem önce soruları okuyup sonra paragrafta o soruları hızlıca taramanız bir bakalım arkadaşlar ilk sorumuz bize diyor ki you should bla bla for protection in bungee jumping şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası. Protection korunma, güvenlik anlamında kullanılıyor. Bungee jumping'te korunmak için yani güvenlik için bir şey yapmalısınız diyor. Bir tavsiye var burada. Ne yapmalıyız acaba kendimizi korumak için? Biliyorsunuz bu bir ekstrem spor. Evet. Yalnız bakın parça sorularını yaparken dikkat edin. Kendi fikrinizi yapmayın arkadaşlar. Parçada ne diyorsa onu yapın lütfen. Tamam. Evet. Bungee jumping'ten korunmak için ne yapmalıyız? Bakalım. istersen şıkları inceleyelim. Jump from a mountain or a building. Hangi jumping'ten korunmak için bir dağdan veya bir binadan atlamalı, atlamalısınız? Saçma ama gene de dediğim gibi kendi fikrimizi koymuyoruz. Burada yazanı bulacağız ama gene de inceleyelim. You should have a helmet and proper shoes. Bir kask ve düzgün uygun ayakkabılara sahip olmalısın. Sanki olabilir gibi. You should not you shouldn't take safety items with you. Korunmak için Güvenlik eşyalarını, güvenlik malzemelerini yanınıza almamalısınız. Çok saçma. You should be interested in this sport. Korunmak için önce bu sporla ilgili olmalısınız diye bir şık var. Bu da biraz garip gibi. Hemen bakalım. Bungee jumping is an extreme sport. Onun bir adrenalin spor olduğunu söylüyor. Many people think it's not safe because you jump from a mountain or a tall building. But if you wear a helmet and proper shoes. Bakın şüphelendiğimiz şık burada arkadaşlar. İşte buraya odaklanalım vakit kaybetmemek adına. Ne diyor? Fakat eğer kask ve uygun ayakkabılar giyerseniz tehlikeli değildir diyor. Evet arkadaşlar işte buradan sonrasına da bakalım. İstatistikler diyor ki report say that only one in every hundred people get injured because they do not take safety items. Evet. Şuradan şuraya kadar güvenlikle alakalı, korunmayla alakalı bir şeyler anlatılıyor ve kask ve düzgün ayakkabı giyerseniz tehlikeli olmadığı söyleniyor. E bu da bir nevi bir tavsiye değil mi arkadaşlar? Yani giymelisiniz diyor. Zaten diğer şıklar kafamıza da uymamıştı. O yüzden doğru cevabımız Bursa diyorum ben. Gelelim 6. soruya. Bu arada şöyle yapmak istiyorum. 6. soruyu çok özür dileyerekten paragrafımızı şöyle yazıp hazırlayıp şöyle size soruyu tekrardan açmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci daha doğrusu altıncı sorumuza bir bakalım. Diyor ki people say bungee jumping is dangerous. İnsanlar bungee jumping'in tehlikeli olduğunu söyler. Evet gerçekten de böyle bir şeyler vardı değil mi? Zaten en başından beri bungee jumping'in tehlikeli olma güvenli olmadığını söylüyordu insanlar düşünüyordu çünkü yüksek pardon dağdan veya yüksek bir binadan atlıyorsunuz diyordu. Fakat sonrasında uygun güvenlik eşyalarını kullanırsanız tehlikeli olmadığı raporlarda da zaten 100 insandan birinin e, ee, zarar gördüğünü söylüyordu. Bunların sebebinin de safe item almamalarından yanlarına olduğunu söylüyordu. Şimdi buna göre insanlar bungee jumping'in tehlike olduğunu söyler. But only 1% of bungee jumpers get hurt. If Fethiye is a popular destination, when some people visit Fethiye, because it's an extreme sport. Arkadaşlar bu soruyu ben Şöyle bir önerim olacak. Birlikte çözelim. Çünkü biraz değişik bir soru olduğunu söylemek istiyorum ben bunun. Şıkları bilerek Türkçeye çevirmedim. E, niyetim size çözdürmek bunu. Hadi bakalım bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yorumlara bana bunu yazın arkadaşlar. Bakalım paragrafımıza göre bu sorunun cevabını nasıl vereceksiniz? Dikkatli çözün derim ben size. Enteresan bir soru çünkü. Sizlerin de cevaplarını merak ediyorum ben de. Diyorum ve 7. soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet isterseniz bu sayfayı dondurun. Daha doğrusu 6. soruyu dondurun ve soruyu çözün diyorum size. Ve hemen 7. soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi 7. soruda arkadaşlar diyor ki Jumpers go to Fethiye because... Atlayıcılar Fethiye'ye gider çünkü. Ben burada buraya kadar okuduğumda Fethiye ile ilgili bir şeyden bahsetmedim. O zaman Fethiye kısmı buradan sonra devam ediyor. Bakalım. In Turkey almost a million people are interested in this sport. Türkiye'de neredeyse 1 milyon insan bu sporla ilgilidir. Fethiye is the most famous destination for bungee jumping. Fethiye bungee jumping için en ünlü mekandır diyor, yöredir, bölgedir diyor. Every year many people go to the mountains in Fethiye to jump. Her yıl birçok insan Fethiye'ye atlamak için gider diyor. Çünkü sebebi neymiş? Mountains have a fascinating sea view. Sea view arkadaşlar manzara demektir diyor ki çünkü dağların büyüleyici bir deniz manzarası var. Dur. Şimdi Fethiye'ye gidiyorsa bu insanlar Fethiye'nin bir özelliğinden bahsetmesi gerekiyor öyle değil mi? Sebebini bildirmesi gerekiyor. Zaten bizde de sebebini burada bahsetti öyle değil mi? Giderler çünkü... Harika bir deniz manzarası var. Bunu aramamız gerekiyor şıklarda daha çok bakalım. It has an eye-catching scenery. Eye-catching dikkat çekici demektir ya da göz alıcı anlamında da kullanılabilir arkadaşlar. Göz alıcı, dikkat çekici bir nesi varmış? Scenery'nin anlamını bilmezseniz bu soruyu çözemezsiniz. Manzara demektir. Because bungee jumping is not dangerous. Çünkü bungee jumping tehlikeli değildir. Ne alaka? Çok saçma bir şık. People are afraid of bungee jumping. E, Fethiye'ye niye gidiyorlar o zaman? Jumpers go to Fethiye because they like jumping from buildings. Çünkü binalardan atlamaktan hoşlanırlar. İyi de Fethiye'ye gitmelerinin sebebi neydi arkadaşlar? Dağlardı. Binalardan atlayan falan yok Fethiye'de. Millet çıkıyor dağdan atlıyor aşağıya öyle değil mi? Zaten bu sorunun da çok variz bir şıkkı var. O da A şıkkıdır diyorum ben arkadaşlar. Ve devam etmek istiyorum. Evet geldik. Son soruya, bugünün son sorusuna. Evet, internet ünitesiyle alakalı bir e, şıkkımız bu. Pardon, sorumuz bu da sanırım. Unit 5 Internet. Yanlış değilsem, yanılmıyorsam belki ünitelerin sayılarını karıştırıyor olabilirim ama öyle olması lazım. Evet, onunla ilgili bir sorumuz. Bakalım. Internet addicts usually have some problems at school. Evet, günümüzün hastalığı internet bağımlılığı arkadaşlar. Eminim şu anda ekran karşısında olan birçok arkadaşım maalesef bu hastalığa yakalanmış durumdadır. Belki TEOK sınavına çalışmanızı bile engelliyordur bu. Çünkü böyle öğrencilerim var benim de. Aman diyorum dikkat diyorum. Bakın burada da diyor ki internet bağımlıları genellikle okulda problemlere sahip olur. Yani internet bağımlıların okulda bazı problemleri vardır diyor genellikle. Bakalım bunu cümlenin devamı nasıl etmeli. But they don't access the internet from their tablets. İnter... Ne diyor? Fakat onlar tabletlerinden internete bağlanamazlar. Okulla pek alakalı bir şey değil değil mi? Çünkü onlar internet... Çünkü onlar her zaman, bütün zaman, çoğu zaman mı diyelim? Zamanlarının çoğunda ne yaparlar? İnternet hakkında düşünürler. Sanki biraz oldu gibi değil mi? And I usually prefer my mobile to my computer. Çok alakasız bir şey arkadaşlar. Genel bir cümle başlamışken burada özele indirilerek ay diye kurulan bir cümle var. Bu tarz sorular genelde bu tarzlıklar hatalı olur. İnternet bağımlılarının okulda genelde problemleri olur. Ve ben genellikle cep telefonumu bilgisayarıma tercih ederim. Aferin bana yani ben daha da muhteşem cep telefonu hastalığına yakalanmışım. Bu daha da kötü. Devam ediyorum. When they give strangers their personal information. Ne diyor? Kişisel bilgilerini yabancılara verdiklerinde Okulda problem yaşarlarmış. Hayır okulda problem yaşamazlar. Bunu özel hayatlarında yaşarlar öyle değil mi? Kişisel bilgilerine ulaşıldığında. Evet arkadaşlar doğru şık tabii ki de okulda sürekli internet hakkında e, düşündükleri için akılları fikirleri orada olduğu için bu arkadaşlarımız maalesef okulda problem yaşıyorlar öyle değil mi? Bir de cep telefonlarını da yakalatıyorlar bazen İşte böylelerin genelde cep telefonu hastalığı da oluyor öyle değil mi? E niye? Çünkü internet bağımlı olduğu için cep telefonunu okula getiriyor ki internete girebilsin. Öyle değil mi? Şimdi burada ben zannediyorum ki birçoğunuz evet o benim o benim falan diyor. Sağlık olsun arkadaşlar. Ders çalışmanızı engelleyecek bir şey yapmayın. Benden size tavsiye. Altıncı e, soruyu da çözmeyi unutmayalım. Yorumlara da yazmayı unutmayalım. Gerçekten merak ettiğim bir soru. Sizlerin yorumlarını gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınavımıza az kaldı. Çok çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.